Evet. Pazara geldiniz, başkanım pazara geldim. Sektör adamınız var. Pazar adamlarız. Yani büyük bir başarı. Herhalde bizim gibi böyle bu memleketlerde çünkü 5.30'da kalkıyor, tek minibüs var. Aynı minibüs sabah saat 7'de gidiyor. Şimdi orada 5'te gelsem zaten dersleri 5'te başlatıyoruz. Yani onda çok büyük bir sıkıntı çekiyoruz, ondan sonundayız. Şimdi yok işte o. Şimdi de onu diyoruz yani onun her şeyi sorulmasının bir... Yok şimdi sorulmaması lazım. Evet. Pazarım, teorik dersine devam ediyorlar. Bunu diyor biz de 2016'dan itibaren kurslarda trafik adam dersi vermeye başladı. Bu dersle beraber sürücülerin trafikte yapacağı davranışlar aslında yazılmayan kurallar içerdiği için trafik adam dersleri, kuralları. Burada bir ceza işlem içermiyor bu trafik adam dersi. Normalde insanın etik değerleri, ahlaki değerlerini içeren dersler. Burada trafikte saygı, trafikte etik, trafikte ahlak, trafikte öfke, bunları adaylara anlatıyoruz, bunları bildiriyoruz. Biz zaman zaman bakanlık olarak illerde yapılan hem teorik sınavları hem de uygulama sınavları yerinde denetliyoruz. Çünkü özellikle son 4 yılda yapılan bu yenilikler, bu değişiklikler arkadaşlarımız tarafından alanda bizzat incelenerek, değerlendirilerek işlem yapılıyor. Ve bunun özellikle kazaları azaltmak adına yapılan bir çalışma olduğunu özellikle söyleyeyim burada. Çünkü ülkemize gerçekten son yıllarda kazalarda çok büyük artış olduğu için bu artışları azaltmak adına bakanlık olarak uygulama sınavlarını köklü değişiklikler yaptık uygulama sınavlarında ve not değerlendirmesini kaldırarak başarısız olma hükmünü koyduk. Burada tabii bu sınavlar yapmak adına da öğretmenlerimiz, özellikle sınav yapıcı öğretmenlerimizi hizmetçi eğitimden geçirdik. Onların aldığı bu eğitimden sonra artık en ufak hatada adayı eğer iyi eğitim almadıysa direkt araçtan indirerek tekrar eğitimi tamamlamak için kursa yönlendirmiş oluyoruz. Ve bu bütün illerde aynı şekilde, yani doğu batı ayrımı yapmadan bütün illerimizde bu denetimleri yapıyoruz. Bugün de İmam Bey'in davetçisi olarak kursuna da uğradık. Özellikle Adıyaman ilimize geldik. Bu güzel ilimizde de özellikle uygulama alanlarını inceledik. Ve teorik sınavlar vardı. Teorik sınavla ilgili de okullarımızda yapılan sınav ortamlarını inceledik, yapılan sınavlara göz attık. Hatta burada şunları da çok yaşıyoruz. Zaman zaman bu uygulama sınavlarına, teorik sınavlara jokerler giriyor. Onun da girmemesi adına denetimler yapıyoruz, okullarımıza kontroller yapıyoruz. Onun için Adıyaman'da bulunmaktan da ayrıca çok mutlu olduk. Çok güzel bir ilimiz. Bu güzelliğiyle yakışır bir şekilde bu eğitimlerin de incelenmesi yerinde daha iyi yapılmasını arzu ediyor. Çünkü doğu batı ayrımı yapmadan bütün ülkemizde yaşayan vatandaşların trafikte iyi eğitim alarak trafiğe çıkmalarını, can kaybı olmamasını ve bir vatandaşımızın bile canını eğer bu şekilde kurtarıyorsak alemi kurtarıyoruz. Çünkü bu konuda ayetimiz var. Bu ayet mealinde bu bize emredilen duyguyu yerine getirmek, bu meali yerine getirmek için can tıraş çalışıyoruz. Tabi burada da bunu yerinde görmenin ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Ben bu haberi yaparak da böyle bir kamuoyu oluşturmak adına gösterdiğiniz ilgiden dolayı da size teşekkür ediyorum. Özellikle hazırladığımız bir çalışma var. Özellikle Karayollar Trafik Kanunu'na bir madde şu anda çalışması yaptık. Burada hak etmeyen insanların trafikte men edilmesini, iyi eğitim vermeyen kursların kapatılmasını içeriyor. Burada eğitimi çok önemsiyoruz. Onun için de bu işin üst yeri olan Karayollar Trafik Kanunu'na böyle bir çalışma ekledik. İnşallah o 2018'in artık sonuna doğru çıkar sanırım. Çünkü ülkemiz bir seçim sürecine girdi. Bu süreçten sonra onu da değerlendirmiş olacağız. Tabii Adıyaman'a gelmişken onun da müjdesini verelim. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren Adıyaman'da dün akşam da gençlik merkezinde gençler bu soruyu sordular bana.
önümüzdeki bu hafta, yani önümüzdeki haftadan itibaren de Adıyaman ilimizde esnaf salonumuz hizmete başlayacak ve artık Adıyaman'da vatandaşlarımız yan çevre illere gitmeden Adıyaman'ımızda sınava girerek esnaf da burada değerlendirilmiş olacaklar ve sınav sonucu hemen öğrenerek kısa bir sürede de direksiyon sınavına girerek ehliyetlerini almış olacaklar. Bu da yerinde bir hizmet olacak inşallah. Bununla ilgili burada emeği geçen arkadaşlarıma, ilçe milli eğitimdeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlimizi ziyaret eden Sayın Daire Başkanımız Ercan Alpay, Sayın Mehmet Baran Başkanlarıma dedikleri için teşekkür ediyorum. Biz zaten yaklaşık bir senedir, daha önce de denetlemelerimiz vardı ama milli eğitim şu anda denetlememizi çok sık yapıyor. Biz bundan çok memnunuz. Buradan o konuyla ilgili Sayın Yardımcımız Kazım Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Çok emeği var. Ercan Bey'i daha sık burada görmek istiyoruz. Çünkü insanlarımız dışarıdan, yani dışarıdan derken Ankara'dan yetkililer geldiği zaman işlerini biraz daha ciddi şekilde yapıyorlar. Ercan Bey'e dedikleri için şeref verdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Başkan'a da aynı şekilde. İnşallah en kısa zamanda tekrar bekliyoruz. Bu arada esnaf salonumuz bitmişti. Temel işlemleri gerçekleşmişti. Ercan Başkanımızın, dün gençlerimizin de yoğun istekleri üzerine daire başkanımızı aradı. Buradan teşekkür ediyoruz tüm Adıyamanlar olarak. Esnafımız da inşallah hafta içi başlayacak. Buradan Adıyaman'dan Antep'e, Maraş'a, Malatya'ya gitmek zorunda kalan öğrencilerimiz artık inşallah Adıyaman'da hafta içinden sonra sınavlarını yapabilecekler. Evet, Allah hayırlı uğurlu etsin diyelim. Nemrut'un masamıza evet. Koyarak ve Adıyaman'ı orada inşallah canlandırmış olacağız. Evet, başkanımdan alışımdan böyle bir hediye almam. Güzel, kendisine çok teşekkür Nasıl ediyoruz. Olur. Güzel bir Adıyaman hatırası olur bizim için de. Adıyaman Dernek Başkanımız Sayın İmam Aslan Beyefendi bize göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyor. Tüm Adıyaman halkımıza selam ve saygılarımızı sunuyoruz.